Eteğine puantiye yapmak için arkadaşlar beyaz ip taktım iğneme. Bunu her şeyden sonra, beyazdan sonra keseceğim, tekrar yapacağım arkadaşlar. Çünkü alttan gizlediğimizde parçalar çirkin oluyor. Şöyle bağlamak için birazcık uzun bıraktım altta. İstediğiniz noktadan girebilirsiniz. Şu şekilde bir çarpı yapıyorum önce. Bir kez daha yapıyorum aynı işlemi. Daha sonra şu şekilde yapıyorum. Bu işlemi istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ne kadar çok yaparsanız o kadar büyük olur arkadaşlar. Şimdi ben burada bitiriyorum ve arkadan bağlıyorum. Mini mouse'umuzun kolunu yapalım arkadaşlar. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yaptım. İkinci sıramda tüm ilmeklerimi çift yapıp ilmek sayısını 12'ye çıkartıyorum. Üçüncü ve dördüncü sıralarımızda arttırma eksiltme yapmıyoruz. Tüm sık iğnelerimizi tek tek örüyoruz. İlmek sayımız 12. Beşinci sırada da arttırma eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. Tek tek örüyoruz. İlmek sayımız 12. Altıncı sıradayız. Bir tane tek yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 2 tane zincir çektim. Bu tek yaptığım deliğime tekrar sık iğne yapıyorum. Pardon, trabzan yapıyorum bu şekilde. 2 tanesini alıyorum, ikisi kalıyor. Tekrar aynı deliğe trabzan yapıyorum. 2 tanesini alıyorum, 1 tane kalıyor. Burada 3 oluyor. Bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. 4 tane oldu tığımda. Bu 3 tanesini 1 alıyorum. Son kalan 2 taneyi de 1 alıyorum. Hemen bu trabzan yaptığımız deliğe değil, yanındaki deliğe sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde sıkıştırıyorum birazcık. Daha sonra kalan sık iğnelerimi tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sıramızı bu şekilde tamamladık. Buraya baş parmağı yapmış olduk. 7. sıradayız. Burada bir tane sık iğne yapmıştık ya arkadaşlar, onun üstüne sık iğne yapıyorum, tomurcuktan önceki ve tomurcuğumun sonundaki bu tarafı tığımı geçiriyorum ve buradaki sık iğnemi örüyorum. Orada bir atlıyorum tomurcuğumun üstünden. Bu şekilde oluyor. İki tane sık iğne yapmış oldum. 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 tane sık iğnem kaldı burada arkadaşlar. 7. sırada. 8. sıradayız arkadaşlar. 'Tomurcuğun üstündeki sık iğnemizi bir tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğnem kalıyor bu şekilde. Yine burada bir tane atlamış olduk. Beyaz bölümünü tamamladık arkadaşlar. Şimdi siyah bölümüne geçeceğiz. 9. sıradayız. 1 2 tane beyaz yaptım. Şimdi beyazımı yarım bırakıyorum ve siyaha geçiyorum. Siyahla tamamladım sık iğnemi. Bundan sonra siyahla örüyorum ve bloğu olarak örüyorum arkadaşlar. Bu başlangıç noktasına kadar, siyahla başladığımız noktaya kadar bloğu olarak örüyoruz. Arttırma eksiltme yok. 10. sıradayız. 1 2 tek 1 çift. Bir, iki, üç, dört tek, bir çift. Bir, İki tek. Sıramızı bu şekilde tamamladık. 2 tek, 1 çift, 4 tek, 1 çift, 2 tek yaparak 10. sıramızı tamamladık. 22. sıraya kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi kırmızıya geçiyorum. Yine siyah ipimle sık iğne yapıyorum. Kırmızıyla tamamlıyorum. Kırmızıyla birinci sıramız bu arkadaşlar. Bu sırayı hep arkadaki bölümleri alarak örüyoruz. Arttırma eksiltme yok burada. On iki tane sık iğnemiz var. Sonuncu ilmeğimi arkadaşlar normal sık iğne olarak örüyorum. Blo yapmıyorum. Şimdi ikinci sıramıza geldik. Kırmızıda tüm ilmeklerimizi çift yapıyoruz burada. İlmek sayısını 24'e çıkartıyoruz. Üç, dört, beş, altı ve yedinci sıralarımızda arttırma eksiltme yapmıyoruz. Tüm sık iğnelerimizi tek tek örüyoruz. İlmek sayımız 24. Sekizinci sırada
Bir tane tek, bir tane kes. Bir tek, bir kes. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İlmek sayımız 16 olacak arkadaşlar. İçine elyaf doldurdum. Daha sonra kapatmaya başladığımız için zorlanabilirsiniz. Siz de doldurun. 9. sırada arttırma eksiltme yok. Tüm sık iğnelerimizi tek tek örüyoruz. İlmek sayımız 16 iğne. Bu kırmızı bölüme de arkadaşlar elyaf doldurdum. Fakat çok sıkı değil, gördüğünüz gibi şu kısmını, siyah bölümünü bayağı sıkı doldurdum. Ama kırmızı bölümünü az doldurdum. Çünkü bu üst bölümde kaba durmasın diye. 10. sıramızda 1 2 tane tek, bir tane kesme. 2 tek, bir kes. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 11. sırada 1 2 3 tane tek, bir tane kesme. 1 2 3 4 tek, bir kes. 1 2 tek yaparak sıramızı tamamladık arkadaşlar. İçine çok az elyaf daha koyacağım. 12. sıradayız. Şimdi şu şekilde katlıyorum. Bu en son bitirdiğim ilmeğimi başlangıç yapıyorum. Ve çift katlı örüyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. İki. Üç. Dördüncü ilmeğimi kaydırma yapıyorum. Ve tamamlıyorum. Dikmek için biraz uzun bırakıyorum. Şimdi şu bölümünü yapalım arkadaşlar. Yine ipimi birazcık uzun başlayarak bir zincir yaptım. Şu arka bölümünden başlıyorum. Başlangıç noktası var ya, oradan. En son kırmızıyla şu siyah blo bölümünden alıyorum ilmeğimi. Arka bölümlerinde tek baktım. Yani aynı deliğe tek ördüm arkadaşlar. Ön bölümlerine doğru geldiğimde çift yapıyorum. Boşluk kalmasın diye. Bazen tek yapıyorum. Bazen çift yapıyorum. Bu şey kapanmaya göre arkadaşlar. Siz de ona göre ayarlayın. Genelde çift yapıyorum ama. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Şimdi şu eldiven bölümünü yapalım arkadaşlar. Beyaz ipimi alıyorum. Yine birazcık uzun bıraktım. Bir zincir çekiyorum.
şu başlangıç noktasından yine. Şekilde bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra tüm blolarımın üstüne sık iğne yapıyorum. Kolumuzun siyah ve kırmızı bölümü kendimden tarafta, beyaz bölüm karşı tarafımda olacak şekilde yapıyorum. Her bloya bir tane yapıyorum. Fakat boşluk kalırsa arada çift yapabiliyorum. Şu ana kadar boşluk yok, hep tek örüyorum. Burada çift yapacağım bir tane. Blo bölümlerini alıyorum arkadaşlar. Çift katlı değil. Burada yaptığımız gibi değil. Burada sadece blo bölümlerini. Sıramızı tamamlıyoruz. Bitiş bölümünde başlangıç bölümüyle sık iğne ile değil de ilmek kaydırma ile birleştiriyorum arkadaşlar şu başlangıç bölümünü. Şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Ve çok az uzun kesip bitiriyorum. Bunları içine çektirip birbirine bağlayacağım arkadaşlar. Saklamak için. Kolumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Aynısından bir tane daha örüyoruz. Kafasını ben ördüm arkadaşlar. Sizlere de anlatayım. Sirli halkamın içine yine 6 tane sık iğne ile başladım. İkinci sıramda tüm sık iğnelerimi çift yapıp ilmek sayısını 12'ye çıkarttım. Üçüncü sırada bir tek bir çift yapıp ilmek sayısını 18'e çıkarttım. Dördüncü sırada iki tek bir çift yapıp ilmek sayısını 24'e çıkarttım. Beşinci sırada üç tek bir çift yapıp 30 oldu ilmek sıramız. Altıncı sırada dört tek bir çift 36 oldu. Yedinci sırada beş tek bir çift 42 oldu. 8. sırada 6 tek bir çift 48 oldu. İlmek sayımız 48'e kadar arttırdım. Daha sonra arttırma eksiltme yapmadan 15 sıra ördüm arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 15 sıra. Sonra azaltmaya başladım. 6 tek bir kez, 5 tek bir kez, 4 tek bir kez, 3 tek bir kez, 2 tek bir kez, bir tek bir kez yapıp bitirdim arkadaşlar. Ağız bölümünü yapalım arkadaşlar. Ağız bölümü için sirli halkamın içine 5 tane sık iğne yaptım. İkinci sırada tüm sık iğnelerimi çift yapıp ilmek sayısını 10'a çıkartıyorum. Üçüncü sırada bir tane tek, bir tane çift yapıyorum. Bir tek, bir çift sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İlmek sayımız 15. Dördüncü sırada bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7 tane tek, bir tane çift. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek, bir tane çift. Beşinci sırada bir tane çift,
Bir tane tek. Bir. İki. Üç tane çift yapıyoruz peş peşe. Bir tane tek yapıyorum. Dört tane çift yapıyorum yine peş peşe. Bir. İki. Üç. Dört. Sekiz tane tek örüyorum. Bir. Pardon. Dört tane çift yaptık arkadaşlar. Bir tane tek ördüm. Şimdi iki tane çift yine yapıyorum. Bir. İki. Bir tane tek yapıyorum. Üç tane çifti peş peşe yapıp sıramı tamamlıyorum. Bir. İki. Üç. Altıncı sırada bir tane çift. Bir. İki. Üç tane tek. Bir çift. Bir. İki. Üç tane tek. Bir çift. Geri kalanlarını tek örüyoruz arkadaşlar. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8. Yedinci sırada bir tane çift. Bir, iki, üç, dört tane tek, bir çift. Bir, İki, üç, dört tek, bir çift. Geri kalan sekiz taneyi de tek tek örüp sıramızı tamamlıyoruz. Dokuz tekmiş arkadaşlar. Sekiz dedim ama burası dokuz tekli tamamladım. Sekizinci sıradayız. Bir, iki, üç. Dört tane zincir çektim. Üçüncü zincirime bir, iki, üç, dört, beş tane sık iğne yaptım. Daha sonra bir, İki tane tek ördüm ve zincir çektiğim sık iğneme tekrar aynı deliğe batıp bir sık iğne daha yaptım. Bir, iki, üç, dört, bir tane çift. Dört tane tek, bir tane çift. Bir, iki, üç, dört tane tek, bir çift. Bir, iki, üç, dört. Şimdi tekrar zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane.
Yine üçüncü deliğimize 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirimin üstüne 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Zincir çektiğim sık iğneme tekrar aynı şekilde bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 1 çift, 1, 2, 3, 4. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Dokuzuncu sıradayız. Zincirimin üstüne yapıyorum. 1, 2 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bu 5 tane aynı deliğe yapmıştık ya arkadaşlar. Onları hep çift örüyorum. Yani 5 tane çift yapıyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane tekeme örüyorum zincirdeki. 부어야 batmıyorum arkadaşlar. Bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Şu şekilde geçiş yapmış oldum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane sık iğnemi ördüm. Yine buna batmıyorum. Buradakine, geçiş bölümündekine, zincire geçiyorum. 1, 2 tane tekimi ördüm. Buraya 5 tane çift yapıyorum. Buradakileri de tek tek örüp sıramı tamamlıyorum. 10. sıradayız. 1, 2 tane tek yaptım. Şu arttırma bölümüne geldim arkadaşlar. Yine tekrar 1, 2 tek yapıyorum. 1 çift. Yani 4 tane tek, 1 çift yapmış olduk bu sırada. 1 çift daha. 2. 1 tek. 1 çift. 1 çift daha. 1. 2, 3, 4 tane tekimi yaptım yine arkadaşlar. Bu son sık iğneme batmıyorum. Şuraya atlıyorum. Daire şeklinde olan bölümden örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Buradakini atlıyorum. Bir, iki, üç, dört tek, bir çift, ikinci çift, bir tek, bir çift, bir çift daha, dört tane tek, bir, iki, üç, dört. Buraya atlıyoruz, buraya geçiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. 11. sırada arttırma eksiltme yapmıyoruz. Tüm sık iğnelerimizi tek tek örüyoruz. Burada atlamıyorum arkadaşlar, geçişti. Normal örüyorum. Buradakini de örüyorum. O şekilde devam ediyorum. 12. sıradayız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane tek ördüm. Bir tane kesme yapıyorum. Pardon, 8 örelim arkadaşlar buradan. 8 tek, bir kes. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane tekimi ördüm tekrar. Şurada ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 Pardon, katı ayrıldı. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Çok gergin yapmayın arkadaşlar. Daha sonra 8 tane tek 1 2 3 4 5 6 7 8 Burada 7 tane yapalım. İlmek az kalmış şurada. 7 tek, bir kez. 1 2 3 4 5 6 7
8. Burada 14 tane ilmek kaydırma yapıp 8 tek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar tek örelim. 1 2 Sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 tane sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. İlk deliğime değil, ikinci deliğime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bir tane daha yapalım. 16 16 tane sık iğne ördüm gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. İlk deliğimi atlayıp ikinci deliğime yine sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bu zincir çekip döndüğüm bölüme de bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bu sefer ilk deliğime yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yine arttırma eksiltme yapmadan örüyorum. Yine bu döndüğüm bölüme bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. İlk deliğime buradan. Çünkü bu tarafta yapmıştık. Burada yapmazsak olmaz. Tekrar sıra sonuna kadar örüyorum. 7 sıra bu şekilde ördüm arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum. İlk deliğimi atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane tek sık iğne ördüm. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. İlk deliğimi atlayıp ikinci deliğime sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 Bu son köşeye de bir tane yapalım. 7 Bir zincir çekiyorum. İlk deliğimi atlıyorum. İkinci deliğime 1 2 3 4 5 6 Bu tarafta batmıyorum en köşedekine. Bir zincir. Geri dön. İlkini atla. 1 2 3 4 5 Burada artık batmıyorum köşeye. Dönüyorum. Küçültmek için. 1 2 3 4 Bu kadar yeterli arkadaşlar.
Şimdi şu köşeleri yaparak aşağı iniyorum. Sık iğne yaparak. Sık sık yapın. Boşluk bırakmayın arada. Bu başlangıçta sık iğne yaptığım deliğime de sık iğne yaptım. Şimdi hemen yanındakine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bu köşedekine de yapalım. 7. Bir zincir çek, dön. İlkini atla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir çek, dön. İlkini atla. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çek, dön. 1, 2, 3, 4. Bu köşedekine yapalım. 5. Bir zincir çek, dön. 1, 2, 3, 4. Şu köşedekine batmayalım arkadaşlar, yuvarlanmadı. En son buraya doldurmuyorum. Bir zincir dönüyorum, bir atlıyorum. 1, 2, 3. Şimdi en köşedekine batıyorum. Bu şekilde aşağıya iniyorum arkadaşlar, şuraya kadar. Burada ipimi kestim arkadaşlar. Şimdi şu köşeden başlayacağım tekrar. Tam şunların başlangıç noktasından sık iğne yapıyorum. Hiç atlamadan arkadaşlar. Bu kenarlar tırtıklı olmasın diye yapıyorum bunu. Hem dikerken de kolay olur. Burada ilmek kaydırma yaptım arkadaşlar. Bir tane daha. Kaydırma yapıyorum. Daha sonra tek tek örüyorum.
Aynı burada yaptığımız gibi tekrar buraya iniyoruz. En son burada ilmek kaydırma ile bitiriyorum. Dikme payı bırakıyorum arkadaşlar.